Puma Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası finalinde Çayna Pazar gençlik gücüyle küçük kaymaklı Girne 20 Temmuz Meta Adana Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Abdullah Genç, Hülya Güney, Buse Bağrıkara, Yalçın Kabacıklı 4. hakem olarak görev yapıyor ve Çayna Pazar gençlik gücünün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Çayna Pazar gençlik gücünden gelişiyor. Ayşe Çetinkaya topla buluşuyor. Ayşe Çetinkaya rakibinden sıyrıldı. Ceda sahasında Ayşe kaleciyle karşı karşıya. Seken top Ayşe'nin önünde kalıyor. Topu ağlara gönderiyor. Dakika 8, gol Ayşe Çetinkaya. Çayna Pazar gençlik gücü küçük kaymaklı karşısında 1-0 öne geçiyor. Ayşe ve arkadaşlarının gol sevinci erken golü buluyor. Çayna Pazar gençlik gücü küçük kaymaklı karşısında. İlk kez düzenlenen Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası finalinde küçük kaymaklı hata gelişiyor. İdeal pası sol ceza sahasında son anda araya giren Mine Dayı oluyor, topu kornere gönderiyor. Kritik bir müdahale, topu kornere gönderiyor. Serbest vuruşu Mine Dayı kullanıyor. Direkt kaleye, kaleci Pembe, boşta kalan top Sevim Okur topu dışarıya gönderiyor. Gelişen sağ taraftan küçük kaymaklı hata ceza sahasına. Kaleci o noktada Nazar'la birlikte sol yerde kalıyor. Maçın hakemi Abdullah Genç oyunu devam ettiriyor. Bir başka atak sol vuruyor. Bu pozisyonda maçın hakemi Abdullah Genç penaltı noktasını gösteriyor. Beraberlik şansı yakaladı. Küçük kaymaklı penaltı atışı kullanacak. Aslı topun gerisinde olacak isim. Dakika 45 penaltı atışı kullanacak küçük kaymaklı. Topun gerisinde Aslı. Vuruyor, topu ağlara gönderiyor ve 45. dakikada küçük kaymaklı beraberliği yakalıyor. Bu kez sevinme sırası küçük kaymaklı futbolcularında penaltıdan atısının attığı golle beraberliği yakalıyor. Bir birlik eşitlik var ve penaltı sonrasında santra olmuyor ve ilk 45 dakika bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya küçük kaymaklı takımı başlıyor. Saha içerisinde ilginç görüntüler. Davetsiz misafirler, gelişen Çayna Pazar gençlik gücü atağı. Ayşe ceza sahasında vuruşu savunmaya çarpıyor, dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Çayna Pazar gençlik gücü. Golü arıyor, kaleci o noktada Pembe ikramlığı topa sahip oluyor. İdeal yerde kalıyor, maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor Abdullah Genç. Öne geçme şansı yakaladı küçük kaymaklı takımı. Topun gerisinde Aslı vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. 68. dakikada öne geçme şansını kullanamıyor küçük kaymaklı. Aslı'nın ayağından penaltı kaçırıyor. Gelişen bir başka atak ceza sahası içerisinde. Dönerek vuruş, kaleci nazarda kalıyor top. Çayna Pazar gençlik gücü atağı gelişiyor. Ayşe ceza sahasında vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Maçta artık son bölümler. Sevim Okur'la gelişen atak. Sevim direkt kaleye, top ağlara gidiyor. Mükemmel bir gol atıyor. Dakika 87, gol Sevim Okur. Çayna Pazar gençlik gücü küçük kaymaklı karşısında 2-1 öne geçiyor. Kaptan ve arkadaşlarının gol sevinci 87. dakikada 2-1 öne geçiyor. Aslı penaltıdan faydalanamıyor. Öne geçme şansını kullanamıyor. 87'de Sevim Okur kaptan top ağlara gönderiyor ve 2-1 öne geçiyor. Bu kez Başak Russo vuruyor. Kaleci son anda Pembe topu dışarıya gönderiyor. Yine Başak vuruyor. Bu kez topu ağlara gönderiyor. Dakika 90. Başak Russo'nun attığı golle Çayna Pazar gençlik gücü küçük kaymaklı karşısında 3-1 öne geçiyor. Bir anlamda da maçı bitiriyor Başak Russo. Attığı gol ve gol sonrası Çayna Pazar gençlik gücü futbolcularının büyük sevinci var. Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonluğuna adım adım gidiyor ve sonrasında da maçın hakemi Abdullah Genç'in çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Çayna Pazar gençlik gücü 3 küçük kaymaklı 1. Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonu Çayna Pazar gençlik gücü oluyor. Büyük sevinç var Çayna Pazar gençlik gücü kadın futbol takımında. Gelen şampiyonluğu taraftarları ile Girne 20 Temmuz Meta Adana Stadında paylaşıyor. Gerçekten kadın futbolu için son derece önemli. İlk kez Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke sporu için çok değerli bir isim Ayten Berkal adına oynanan Puma Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası finalinde şampiyon Çayna Pazar gençlik gücü oluyor. Ve karşılaşmayı yöneten
hakemler geliyor şu anda. Anı plaketlerini alacak. Karşılaşmayı yöneten Abdullah Genç, Hülya Güney bu Bahri Kara yardımcılıklarını yaparken Yalçın Kabacıklı 4. hakem olarak görev yaptı ve şu anda plaketlerini alıyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe'den plaketlerini, anı plaketlerini alıyor. Yine 20 Temmuz Met Adanı stadında düzenlenen ödül töreninde teker teker geliyor. Karşılaşmayı yöneten genç hakemlerimiz, gelecek valideden hakemlerimiz de gece adına anı plaketlerini alıyor. Şu anda da sağ komiserleri Mustafa İkizer, Hüseyin İnönü ve sonrasında da sağlıkçı olarak görev yapan Ceyhun Akbulut da gece adına anı plaketlerini yine Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe'den plaketlerini aldı. Az sonra finalde kaybeden Küçük Kaymaklı takımı gelecek, madalyalarını alacak. Teker teker onlar da şu anda Girne 20 Temmuz stadında madalyalarını almak için geliyor. Gerçekten Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilk kez organize edilen Puma Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası finalinde Girne 20 Temmuz stadında Çaynapazar Gençlik Gücü'nün rakibiydi ama kazanan taraf Çaynapazar Gençlik Gücü oldu. Küçük Kaymaklı ikinci oldu ve şu anda Küçük Kaymaklı futbolcuları da madalyalarını almak üzere geliyor. Ayten Berkal Ülkespor adına son derece önemli bir isim. Şu anda madalyaları Küçük Kaymaklı futbolcularına teker teker takıyor ve onlar da final oynamanın mutluluğunu yaşıyor. Az sonra şampiyon Çaynapazar Gençlik Gücü kadın futbol takımı gelecek. Şu anda Küçük Kaymaklı futbolcuları madalyalarını Ayten Berkal ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe'den teker teker alıyor, kendilerini kutluyor. Gece adına gerçekten çok güzel bir karşılaşma oldu. Kazanan 3-1'lik sonuçla Çaynapazar Gençlik Gücü oldu. İlk kez düzenlenen Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyon olarak adını Kıbrıs Türk futbol tarihine yazdırıyor Çaynapazar Gençlik Gücü kadın futbol takımı. Şu anda Küçük Kaymaklı futbolcuları madalyalarını almaya devam ediyor. Az sonra şampiyon gelecek. Ayten Berkal gerçekten Ülkespor adına son derece önemli bir isim. O da kendi ismi adına oynanan Kadınlar Kıbrıs Kupası finalinde bu gururu saha içerisinde yaşıyor ve genç kadın futbolculara madalyalarını Küçük Kaymaklı futbolcularına takıyor. Az sonra şampiyon gelecek. Şampiyon da hem kupasını hem madalyasını alacak. Büyük sevinç var Çaynapazar Gençlik Gücü kadın futbol takımında. Önder Mutsuzlar yönetimindeki Küçük Kaymaklı kadın futbol takımı şu anda madalyalarını aldı. Antrenör Önder Mutsuzlar da şu anda madalyasını Ayten Berkalt'tan alacak ve sonrasında da şampiyonluk kupası ve madalyalarını almak için podyuma gelecek. Şu anda Önder Mutsuzlar da madalyasını aldı. Finalde kaybetti. Gerçekten ülke kadın futboluna önemli hizmetleri var. Önder Mutsuzlar'ın da geçmişten günümüze kadar finalde kaybetti. Ama kazanan kadın futbolu olduğunun altını bir kez daha çizelim ve şu anda yavaş yavaş şampiyon takım geliyor. Çaynapazar Gençlik Gücü kadın futbol takımı 3-1 kazandı. Ayşe Çetinkaya, Sevim Okur ve Başak Ruson'un golleriyle 3-1 kazanarak Puma Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonu oldu. Şu anda Çaynapazar Gençlik Gücü kadın futbol takımı teker teker geliyor. Madalyalarını Ayten Berkal ve Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe'den teker teker alıyor. Büyük mutluluk yaşıyor Çaynapazar Gençlik Gücü kadın futbol takım futbolcuları şu anda. Önce madalyalarını, sonra da ilk kez düzenlenen Puma Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonluk kupası Kaptan Sevim Okur'un ellerinde yükselecek. Ve ilk kez kazanılan şampiyonluğun mutluluğu, coşkusu da Girne 20 Temmuz Met Adanı stadında yaşanmaya devam ediyor. Çaynapazar Gençlik Gücü futbolcuları şu anda madalyalarını almaya devam ediyor. Basın mensubu arkadaşlarımız da
bu özel anıyı fotoğraflamaya çalışıyor. Saha içerisinde futbolcular teker teker geliyor. Gerçekten önemli bir başarıya imza atıyor. Çaynapazar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı. Mine Dayı antrenör, aynı zamanda futbolcu da. Onun da çok büyük emek ve katkıları var. Onun önderliğinde Çaynapazar Gençlik Gücü yeni kuruldu. İlk kez katıldıkları ligde mücadelelerine devam ediyor. Yarı finale yükseldi. Kupada da finalde ezeli rakibi Küçük Kaymaklı'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ve şimdi şampiyonluk kupası az sonra havaya kalkacak. Puma Kadınlar Ligi ile birlikte Puma Ayten Berkal Kadınlar Kıbrıs Kupası oynanmasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitimiz Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ve Kadın Futbol Sorumlusu Simay Kanan hocamızın da çok büyük emek ve uğraşları olduğunun altını çizelim. Şu anda Sevim Okur da madalyasını aldı ve az sonra kupayla tanışacak. Çaynapazar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı, şu anda Sevim Okur, Ayten Berkalp ismine oynanan kupa. Ayten Berkalp Sevim Okur'a kupayı veriyor. Kaptan Sevim Okur anı fotoğrafı çektiriyor basın mensuplarına. Sonra da kupa havaya kalkacak. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe de o an orada ve şu anda kupa havaya kalkıyor. Şampiyon Çaynapazar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı büyük sevinç yaşıyor. Girne 20 Temmuz Metadanır Stadında. Gerçekten ilk kez düzenlenen Puma Kadınlar Ayten Berkal Kıbrıs Kupası şampiyonu. Çaynapazar Gençlik Gücü şampiyonluk kupasını alıyor. BRT Spor Servisi olarak biz de şampiyon Çaynapazar Gençlik Gücü takımını yürekten kutluyoruz. Şampiyonluk kupası havaya kalktıktan sonra anı fotoğrafı çekiliyor. Girne 20 Temmuz Metadanır Stadında Ayten Berkal, Fazilet Özden Efe, Simay Kanan gerçekten kadın futbolunun gelişiminde önemli isim ve sonrasında da Çaynapazar direktörü Masar İkbal ve eşi de gelen şampiyonluk sonrasında şampiyonluk kutlamalarını futbolcularıyla birlikte kutluyor. Girne 20 Temmuz Metadanır Stadında gerçekten Masar İkbal ülke sporuna çok büyük emek ve hizmetleri olduğunu da buradan belirtelim.